Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. olacak Baba çok teşekkürler. Nef Stadyumundayız. Spor Toto Süper Lig'de artık şampiyonluk düğümünün çözülmesine çok az kaldı. 35. hafta mücadelesinde bu akşam lider Galatasaray Demir Grup Sivas Sporu ağırlayacak. 76 puanla zirvede yer alıyor Sarı Kırmızılar ve son iki maçını Kazanırsa sarı kırmızılı ekip Fenerbahçe maçı öncesi şampiyonluğunu ilan edebilir. Bu akşam Demir Grup Sivasspor'la haftaya da Ankara gücüyle karşı karşıya gelecek Galatasaray ve bu iki maçtan 6 puan çıkarması durumunda 23. şampiyonluğuna ulaşmış olacak. Aslında biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Trabzon maçı vardı. Fenerbahçe'nin o maçta puan kaybetmesi. E, o kaybetseydi eğer de o maçta Galatasaray bu akşam kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecekti. Ancak Fenerbahçe'nin kazanması tabii ki Galatasaray'da planları da değiştirmiş durumda. E, artık bu akşam mutlak galibiyet parolasıyla Galatasaray sahaya çıkacak. 76 puanla e, zirvede yer aldığını söyledik. Son iki maçta da 3 e, puan almayı başardı. 6 puanla moralli ve motive bir şekilde bu maça hazırlandı Galatasaray. Yine bu seriyi 3'e çıkarmak ve taraftarı önünde de galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Galatasaray 16 maç oynadı. Nef Stadyumunda bu sezon Galatasaray ve son 15 maçta da mağlubiyet yüzü görmediğini söyleyelim. Bu yenilmezlik serisinde yine sahasında kaybetmek istemeyecek Okan Buruk'un ekibi. Galatasaray'da geçtiğimiz hafta kırmızı kart gören Nikolo Zanioğlu dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Sakat veya cezalı oyuncu yok. Bu kadro bu maçın kadrosunda Galatasaray'ın muhtemel 11'ine bak baktığımızda kalede Fernando Muslera'yı görüyoruz. Defansın sağında geçtiğimiz hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen Saşa Boyu izleyeceğiz. Sol tarafta ise son iki haftadır iyi bir performans gösteren Kazımcan Karataş yer alacak. Stoperde Abdülkerim ve Nelson'u izleyeceğiz. Orta sahada Oliveira ve Torre yer alacak. Kanatlarda Milot Raşitsa ve Kerem Aktürkoğlu. Forvet arkasında Dries Mertens. ileride ise Mauro Icardi, yer alacak Galatasaray'da. Son haftalardaki formu da oldukça dikkat çekiyor. Ligde 17 gol 7 asistle Galatasaray'ın hem en çok gol atan hem de en çok asist yapan futbolcusu oldu Arjantinli golcü. Bu maçta da çok büyük bir tehlike olacak Galatasaray'ın en büyük hücum kozlarından bir tanesi olacak Mauro Icardi. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da Sivas Spor maçına yoğun talep 46 bin ortalama ile ligde iç sahada en fazla taraftar oynayan kulüp olan Galatasaray'da yeni sezona kombine bulmak neredeyse imkansız. 30 bine yakın öncelik tanınan kombinelerin hepsi %400 zam yapılmasına rağmen yenilendi ve sarı kırmızıda kulüp 350 milyon TL'lik rekor gelir elde etti. Sivas Spor maçı için satışa sunulan 3000 bilet saniyeler içinde tükenirken kulüp çalışanları ve yöneticilerin bilet talepleri yüzünden telefonlar susmuyor. Son divan kurul toplantısında yeni sezonda kale arkası tribünleri ek 8 bin kişilik yer açılması konusu gündeme getirildi. İstanbul spor maçı biter bitmez soyunma odasını inen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kritik galibiyetten dolayı kutladığı oyuncularına prim sözü vermişti. Özbek sözünü tuttu ve dün futbolcuların hesaplarına 18'er bin dolar yani yaklaşık 356'şer bin TL ödeme yaptı. Mustafa Muhammed'den dönüş kararı Nantes'ta kiralık olarak forma giyen Mustafa Muhammed, LGBT forması giymek istemediği için cezalandırılmıştı. Bu durumda Mısırlı futbolcunun Fransa'daki macerasının sonunu getirdi. Muhammed, Nantes'ta kalmak için iyi niyet göstermeyecek Tecrübeli forvet gelecek sezon yeniden Galatasaray'da olacak. Sarı Kırmızılar 3 yılda kontratı bulunan Mısırlı golcün yeni sezonda tekrar Galatasaray formasını giymesi için girişimlerde bulunacak. Bu sezon kiralık olarak forma giydiği ansta çıktığı 48 resim maçta 11 gol 4 asistik performans sergileyen Muhammed'i Cimbom'un 2023-24 sezonu için hazırlık kampına davet edecek. Sezon başında 250 bin euroya Nantes'a kiralık olarak gönderilen Yıldız Golcü için Fransız temsilcisi 15 Haziran 2023'e kadar bon satın alma opsiyonu elinde bulunduruyor. Galatasaray Nelson'un alternatifini buldu. Galatasaray'a şampiyonluk yolunda 2 galibiyet yetiyor. Sarı Kırmızılar bu noktada ilk olarak Sivas Spor'u konuk edecek. Galatasaray daha sonra ise Ankara gücü deplasmanına konuk olacak. Süper Lig şampiyonluğuna adım adım yaklaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Takvimde yer alan haberde Galatasaray'da sezon sonu ile birlikte Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Danimarkalı stöper Victor Nelson'un yerine sarı kırmızılı kurmaylar alternatif isim bulmak için çalışma yapıyordu. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Galatasaray yönetimi Serie A'da Verona forması giyen İsveçli stoper Isaac Hein'e kancayı takmış durumda. Serie A'da kümede kalma mücadelesi veren Verona'nın ligden düşmesi durumunda Isaac Heyn'in takımda kalmayacağı bildirildi. Verona ile 2026 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi olmasına rağmen İtalyan kulübünün Heyn'in başka bir takıma transfer olmasına izin vereceği öğrenildi. Bunun üzerine sarı kırmızılı kurmaylar İshak Hay'nin menajeriyle temasa geçtiği bildirildi. 24 yaşında ve 1.91 boyunda olan Hayn, 5 kez İsveç milli takım formasını giymiş bir isim. Hayn'in piyasa değeri 6 milyon euro civarında gösteriliyor. Icardi açıkladı. Hayatım boyunca taşıyacağım. Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Icardi kulüp ile birlikte kendisi için özel bir forma çıkardıklarını söyledi. Arjantin Yıldız ayrıca kulübün logosunu göğüsle dövme yaptıracağını söyledi. Icardi paylaşımında Galatasaray ile birlikte benim için bu özel formayı çıkardık. Kulübümüzü ve tüm taraftarlarımızı temsil eden sembolümüzden esinleniyor. Bunu sizinle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü benim için çok özel bir anlamı var. Bu yüzden hayatım boyunca göğsümde dövme olarak taşıyacağım. Tüm mağazalarımızdan temin edebilirsiniz. Sözlerini kullandı. Okan Buruk ve Timur'un törene katılmama sebebi belli oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sportif AŞ Başkan Vekilleri Erden Timur sağlık sorunları nedeniyle Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temsili temel atma törenine katılamadı. Okan Buruk'un önceki gece rahatsızlandığı ifade edilirken da yer alması ise dikkat çekici bulundu. Erden Timur'un da yine bir sağlık problem nedeniyle temel atma törene gelmediği bildirildi. Sarı kırmızılı takımdan Kerem, Gomis ve Muslera da organizasyonda yer aldı. Dostlar biraz da Avrupa'dan futbola bakalım. Al Hilal gözünü kararttı. Messi'ye 500 milyon euro. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal Arjantinli yıldız Messi için yaptığı 400 milyon euroluk teklifi 500 milyon euroya çıkardığı belirtildi. Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Messi'nin yeni takım merak edilirken Suudi Arabistan iddiaları gittikçe güçleniyor. Arabistan'a izinsiz gittiği için kadro dışı kalan ve özür dilemesinin ardından yeniden takıma katılan Arjantinli yıldızın PSG ile bağlarını kopardığı belirtildi. Geleceği en çok merak edilen Messi'ye Arabistan ekibi Al Hilal bir sezon için 500 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Daha önce 35 yaşındaki yıldız oyuncu için 400 milyon euroluk teklif yaptığı belirtiliyordu. Haberde mevcut servetinin toplam 500 milyon euro olduğu hatırlatıldı. Lionel Messi eğer bu teklifi kabul ederse servetini ikiye katlamış olacak. Lionel Messi'nin daha önce Al Hilal'ın yaptığı teklifi kabul ettiği öne sürülmüştü. Bu iddiaları babası net bir dille yalanladı. Jorge Messi iddiaların ardından gelecek sezon için herhangi bir kulüple kesinlikle bir anlaşmaya yapılmadı. Duruma sezon sonunda karar vereceğiz açıklamasını yaptı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.